ver zaman içinde, kalbur saman içinde. Deve tellallık ederken, eşek hamallık ederken ülkenin birinde fakir bir çoban varmış. Çoban da var yayladığı bağa üzüm ekermiş. Her yıl üzüm daha olgunlaşsın diye beklerken birileri yermiş. Yiyen de tilkiymiş. Çoban bir gün onu yerken yakalamış. Tilki de, beni öldürme sana padişahın kızını alırım, demiş. Çoban da öldürmekten vazgeçmiş. Biraz zaman geçmiş, çoban tilkiyi sıkıştırmaya başlamış. Tilki kafasında bir tezgah kurmuş. Padişah'tan üçlük ölçmek için ölçeyi istemiş. Hizmetçi vermiş. Tilki ölçeyi götürürken altına üçlük yapıştırıp öyle vermiş. Birkaç gün sonra yine gitmiş. Bu defa beşlik ölçmek için ölçeyi istemiş. Verirken altına beşlik yaptırmış. Padişah bu işe çok şaşırmış, tilkinin beyiyle tanışmak istemiş. Tilki de gidip dünür köşküne oturmuş. Padişah tilkinin beyinin çok zengin olduğunu düşünerek kızını vermiş. Bu defa da çoban yırtık elbiselerle nasıl güvey olacağını düşünürken tilki, bundan kolay ne var? Denizin kenarına gidelim, sen soyunup suya girersin, ben kıyafetlerini atarım. Sonra beyim boğuluyor diye bağırırım demiş. Çoban tilkinin dediğini yapmış. Tilki bağırmış. Padişah en iyi terzilerine güzel elbiseler diktirmiş. Çoban hayatında ilk defa böyle elbiseler giymiş, o yüzden tuhaf tuhaf bakmış. Padişah da çobanın beğenmediğini düşünerek daha iyi elbiseler diktirmiş. Düğün hazırlıkları başlatmış. Kıyafet sorunu bitti derken ev sorunu başlamış. Tilki yine ondan kolay ne var demiş. Padişahın askerlerinin önüne geçmiş, 40 haramilerin sarayına doğru yola koyulmuş. Biraz önden gitmiş ve 40 haramilere padişahın askerlerinin geleceğini söylemiş. Onlar da sarayı terk etmiş. Tilki çobanı saraya koşmuş, 40 haramilerin eşyalarını askerlere dağıtmış. Askerler padişaha gidip çobanın çok zengin olduğunu söylemiş. Padişahın kızıyla çoban evlenmiş. Aradan yıllar geçmiş. Tilki çobanın evine gitmiş.